Dünya çıldırdı mı? Valla öyle görünüyor. Yani acayip acayip haberler alıyorum. Alıyoruz daha doğrusu hep birlikte de ben aralarından çıkartıyorum, buluyorum, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Dünya bildiğin delirmiş gibi davranmaya başladı. Yani Meksika mesela anlaşılır bir ülkedir. Meksika'da bir çiftlikte işte 25 ceset birkaç tane çantanın içine tıkıştırılmış halde bulunmuş. Diyeceksin ki abi neresi anlaşılır bunun? Ulan olacak iş mi? 25 ceset bavullara tıkıştırılmış. Ya biliyorsunuz Meksika farklı bir ülke. Yani suçun en zirve yaptığı ülkelerden birisi. İşte uyuşturucu kaçakçılığı, organ kaçakçılığı falan. Hatta bir ara turistlere falan da saldırıyorlardı. Devlet çok sert önlemler aldı bu konuyla ilgili. O iş yavaş yavaş durdu. Çünkü abi düşünsene yani gelen turisti kes. Bu sefer turist gelmemeye başlıyor. Onun için devlet o konuyla ilgili neyse ki önlem aldı. Ama içeride hala problem devam ediyor. 25 kişi bavullara tıkıştırılmış cesetleriyle bulunuyor bir çiftlikte. Gelelim ikinci olaya. İkinci olay da Pakistan'da gerçekleşiyor. Bu tamamen gıdayla ilgili bir problem diye düşünüyorum. Yani yediğimiz, içtiğimiz, kokladığımız hava bütün bunların sebebi olabilir. Başka bir nedenle insan böyle bir suç işleyemez. Ha, Türkiye'de böyle şeyler olmuyor mu? Oluyor. Yani Türkiye'de de buna benzer şeyler oluyor. Ve ne yazık ki burada da şaşırıyoruz. Neyse Pakistanlı abimizin yaptığına döneyim ben. Yan komşuya gidiyor. Kardeşim diyor siz diyor benim internetimi çalıyorsunuz. Abi ne yapacağız? Dan. Aa! Evet. Sadece wireless şifresini çaldılar diye komşusunu ve oğlunu öldürüyor Pakistanlı bir adam. Yani benim wireless şifremi niye kullanıyorsun? Benim internet yavaşlıyor kardeşim sizin yüzünüzden. Dan. Öldürüyorsun adamları ya. Hapiste ne olacak internet şifren? Bak orayı düşünememişim. Evet. İnternet var değil mi abi? Adamın bütün derdi oymuş. Hapise gireyim abi interneti var nasıl olsa. Yine bir başka olay. Onu da hemen söyleyeyim. Fransa'dan bir olay. Genç bir kadın 25 yaşında veya 27 yaşındaydı galiba. Ormanda köpeğini dolaştırıyor. Yok tecavüz falan değil. Daha beteri. Bu kez hayvanlar çıldırmış. Evet. Fransa'da köpeğini dolaştırırken kadın 93 köpeğin saldırısına uğruyor. Yani tahmin edilen o. Şimdi o 93 köpeğin hepsinden genetik testler yapılarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. DNA'ları alınmış falan. Test ediliyor yani. Hangisi var, hangisi yok bu işin içinde diye. Belki kadının kendi köpeği bile olabilir işin içinde. Hayvanlar da çıldırdı anlayacağınız. Benzer bir olay yine Türkiye'de yaşanmıştı. Bir başka olay, abi Türkiye'de, İstanbul'da uyuz vakaları başladı. Bir ara verem arttı deniyordu, tüberküloz arttı deniyordu. Yine dünyada veba vakası görünüyor. Türkiye'de uyuz vakaları artıyor falan. Ne oluyor abi, nereye doğru gidiyoruz? Sahiden acaba birileri bizim bu gıdalarımızla falan mı oynuyor? Yani bilinçli bir şekilde mi bunu yapıyorlar? Yoksa uzun zamandır yediğimiz bu genetiği bozulmuş gıdalar yüzünden, GDO'lu gıdalar yüzünden yavaş yavaş hepimiz delirmeye mi başlıyoruz? Hepimizle kastım bütün insanlık, dünyadaki bütün insanlık ve dünyada yaşayan bütün canlılardan bahsediyorum. Yani balıklar tavır değiştirmeye başlıyor, davranış değiştirmeye başlıyor. İnsanlar davranışları çok daha agresif olmaya başlıyor. Hiç umulmadık tepkilerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hayvanlar keza evcil hayvanlar. Yani bu kadına öyle vahşi köpekler falan saldırmıyor. Sokak köpekleri de sonuç itibariyle evcil hayvanlardır. Yani insanı tanıyan, insanlarla yaşayan. Siz kolay kolay hani köpek havlar saldırır falan filan ama öyle ya da böyle ısırmaz diye düşünüyor. Isırsa bile böyle toplu halde parçalarcasına öldürürcesine çok nadir olan bir şeydir. Yavaş yavaş çıldırmalar başlıyor. Yani işte Türkiye'deki uyuz vakaları nereden çıktı abi? İşte bir bakteriden kaynaklanıyor. Pislikten mi kaynaklanıyor acaba? Çok temiz olmaktan mı kaynaklanıyor? Başka bir şeyden mi kaynaklanıyor?
biyolojik bir saldırıdan mı kaynaklanıyor? İnsan aklına 1000 tane soru geliyor. Asgari ücret konuşalım mı biraz? Asgari ücret. Ne dedim ben size? Asgari ücrete gerçekleşen enflasyona göre değil, beklentiye göre zam yapılacak demiş miydim? Demiştim. Ve şimdi ne konuşuluyor biliyor musunuz? Asgari ücrete %8,5 zam konuşuluyor. Önümüzde gerçekleşebilecek hedef enflasyona göre bir zam öngörülüyor şimdi. Bu da şu demek, asgari ücretin yani 2.200-2.250 falan civarına gelmesi demek nette bakıldığı zaman. Brüte bakıldığı zaman, işte agiyi magiyi işin içine sokarsanız 2.700-2.800 falan diyorlar ama ben hani agi ile birlikte 2.250'leri falan vurduracaklarını düşünüyorum. Geçen sefer de öyle yaptılar. Yani şu anda mesela bizim maaşımız, çıplak maaşımız asgari ücrette 2.20 değil aslında. 2.020 lira değil. Onun içinde agi de var. Agiyi sıyırdım mı 1.800 lira falan düşüyor. Şimdi buna göre gidersen işte o zaman %8,5'luk zamla 2'ye gelir. Üzerine bir de agi koyarsın 2.200. Allah bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii sadece asgari ücretle bitmeyecek. Emekli maaşlarına da buna göre zam yapacaklar. İşçilere de buna göre zam yapacaklar. Memura da buna göre zam yapacaklar. Yani anlayacağınız %8,5'la helalleşeceğiz arkadaşlar. Daha önce söylemiştim size. Şimdi gel de çıldırma be abicim. Gel de sinirlenme be abicim. Yani Türkiye'de zam üzerine zam gelmiş. Son bir yıl içerisinde elektriklere sadece elektrik faturalarına %58 zam gelmiş. Doğalgaza %60-%70 zam yenilerde gelebilir. Bakın bunlar sadece kamu zamları. Her tarafta cezalar, vergi arttırımları. Marketlere zaten giremiyorsun. Girsen bir türlü, girmesen bir türlü. Ne diyorlar? EYT'liye haklarını veremeyiz. Ne diyorlar? Memura, emekliye, işçiye de %8 zam veririz. %8,5 belki bir ihtimal. Niye? Çünkü beklentimiz o yönde. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Güle güle harcayın. Bakalım 2.200-2.5 falan yetecek mi? Ne yapılmaya çalışılıyorsa aydan anlamış değilim. Yani ne zorlanıyor acaba? Biz insanları ne kadar zorlayabilirizin testi mi yapılıyor diye merak etmiyorsam ne olayım? Herkes soruyor, dolar neden bu kadar çok konuşuluyor? Neden bu kadar çok merak ediliyor? Adamın doları yok, dolar ne olacak diye bana soruyor falan diye düşünenler olabilir. Düşünenler vardır da ayrıca. Hatta hepimiz düşünüyordu olabiliriz. Evet, yani dolar son dönemin en çok merak edilen konularından birisi. Niye? Niye? Esas bunun cevabını bir bulalım. Ondan sonra devam edelim. Dolarla ilgili beklentilerimize. Çünkü arkadaşlar, şimdi doları olmayan adam Türk lirasında ise şunu düşünüyor. Ya yarın öbür gün dolar sahiden çok sert yükselebilir mi? Çok sert bir şekilde yükselirse ben paramı nasıl koruyacağım? Çünkü insanların tecrübeleri var. Mesela işte 5 Nisan döneminde yaşadığı tecrübe var. Adam 1000 lirayla yatmış, ertesi gün 100 lirayla kalkmış. Dolar bağlamında bakıldığı zaman. Evet, yani bu adam mesela merak ediyor. Ya da adam birikimini dolara koymuş, o da merak ediyor. Diyor ki, ben 100 dolar aldım ya da 1000 dolar aldım. Yükselmezse benim için bu bir zarar. Neden zarar? İşte faize girseydim, oradan belli bir faiz getirse elde edecektim. İşte ev alsaydım, evim değerlenecekti. Araba alsaydım, en azından araba kullanacaktım falan. Onun için o da öyle düşünüyor. Doların ne olacağını öyle merak ediyor. Bir başkasına dönüyorsun. Abi sen niye doları merak ediyorsun diyorsun. Ya benim de borcum var diyor. Evet, yani ben işte dolarla borç aldım. Yarın öbür gün dolar çok yükselirse ben nasıl ödeyeceğim kardeşim bunu diye soruyorum diyor. Bir başkasına dönüyorsun. Abi senin borç ne? TL. Sen niye merak ediyorsun?
Abi diyor, dolar yükselirse benim borç yarıya düşecek, onun için merak ediyorum diyor. Yani şimdi onun da bakış açısı mantıklı. E bir başkasına soruyorsun, sen niye merak ediyorsun abi? E diyor, ben Türk lirasıyla maaş alıyorum kardeşim, param pul olacak, onun için merak ediyorum diyor. Yani anlayacağınız, herkes doları merak ediyor. Ve herkes de doları merak etme konusunda haklı. Biz ne yapıyoruz? Biz de kendi fikirlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımız var, işte bu arkadaşlarımız teknik analiz yapıyorlar. Günlük olarak verileri, işte grafikleri değerlendirerek sizlere bir sonuç çıkartıyorlar. Bakın, onlar günlük ve anlık, daha çok traderlara uygun işlemler yapıyorlar, açıklamalar, yorumlar yapıyorlar aslında. Abi bir arkadaş var Hasan diye acayip güzel yorum yapıyor, ne söylese çıkıyor falan diyenler var mesela. Ya şimdi o arkadaş teknik olarak sizi, günlük olarak fikirlerini size paylaşıyor. Yönlendirmiyor bak, fikirlerini paylaşıyor, bakıyor teknik olarak. Doğru da çıkabilir, yanlış da çıkabilir bakın bu. Teknik her zaman doğru sonuçları vermez. Yani teknik olarak işlem yapan pek çok analist, trader arkadaşım, işte o 2001 yılındaki büyük krizde, Türkiye'deki büyük krizde, daha önceki Asya krizinde, daha sonraki 2007-2008 Amerika krizinde hep terse düşmüşlerdir, hep büyük paralar batırmışlardır. Bu onların suçu mudur? Değildir. Kesinlikle değildir. Neden değildir? Diyorum ya, adam anlık ve günlük işlemlerle uğraşıyor ve o grafiklere göre işte normal koşullar içerisinde doların nereye gidebileceğini sizlerle paylaşıyor. Yani diyor ki işte 6.80 kırılırsa direnç noktasıdır. 6.80 kırılırsa bir üst direnç noktası 7.20, oraya kadar gider. Tırnak içerisinde, örnek olsun diye söylüyorum. Ya da bugünkü değerlerden yola çıkarak konuşalım. İşte 5.75 aşağıya doğru kırılırsa 5.65'e gider. 5.65 kırılırsa, bakın hep kırılırsa, ederse, olursa diye konuşurlar onlar. Dikkat edin. Bizler de öyle konuşuruz. Niye? Çünkü kesin olan bir şey yok abi. Müneccim değilsin, falcı değilsin. Ama bir de temel analiz yapanlar vardır. Yani mesela ben, Atilla Yeşilada, işte Memdu Hoca, Murat, genel itibariyle biz daha çok temel analiz yapıyoruz. Murat Muratoğlu'ndan bahsediyorum, Murat derken. Yani biz daha böyle temel verilere bakıyoruz. İşsizlik nedir? Enflasyon nedir? Doğruyu yansıtıyor mu? Merkez Bankası'nın rezervleri, bu rezervler bizi nereye doğru götürüyor? Temel analiz yapanlar genel itibariyle yani günlük verileri çok fazla dikkate almazlar. Ha, hiç mi açıp teknik analiz bakmazlar? Bakar abi, herkes bakar. Bir kere keyifli bir şeydir teknik analiz yapmak. İndikatörleri kullanarak, hele ki onlarla ilgili normal koşullar içerisinde kendinize bir yol çizebiliyorsanız, günlük trade'ler yapabiliyorsanız falan, keyifli bir şeydir. Ama çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. En kısa vademiz işte 3 ay 4 aydır bizim. Daha uzun vadeli olaylara bakıyoruz ve bu gerçekleşmelerin olması durumunda da işte doların gidebileceği noktaları size söylüyoruz. Bakın, yine normal koşullar içerisinde ama. Yani olağanüstü koşullar yok bunun içinde. Olağanüstü koşul nedir? Ya 50 bin tane olağanüstü koşul var. Mesela Türkiye'nin Suriye'ye girmesi olağanüstü bir koşuldur. Selam. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Buranın en güzel tarafı bol kedi olması. Neyse. Mesela Amerika ile Türkiye ilişkilerinin gerilmesi, S-400 konusu, mesela Rus uçaklarının vurulması, bunlar hep olağanüstü koşullardır. Ya bunu kimse bilemez, devlet adamları da bilemez. Bilse, şimdi Putin gelin benim uçağımı vurun demez herhalde, eğer ki anlaşmalı bir şeyler yapmıyorlarsa. Ya da işte bir anda 2007 krizinin, 2008 krizinin patlaması, 2001 krizinin patlaması için o anayasa kitapçığının fırlatılıp atılması birileri tarafından. Bunlar olağanüstü şeylerdir. Zaten bu olağanüstü şeyler o büyük tetikleri harekete geçirir. Biz temel verileri ve teknik verileri sizler için değerlendiririz.
Normal koşullarda bu söylediklerimiz 3 aşağı 5 yukarı gerçekleşir. Türkiye'de de yapılan bu hataların bedeli çok ağır olacak. Nereye getiriyorum? Çok sert bir devalüasyonla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Bakın 5 Nisan falan yanında şaka gibi kalabilir. Çok büyük, çok sert bir Türk lirası değer kaybıyla karşı karşıya kalabiliriz ve aniden olacak bu. Yani böyle kademe kademe olmayacak ve büyük tahribat yaratacak. Onun için hazırlıklı olun arkadaşlar.